Sadece kadınlığımızın değil adımızın da konuşulacağı Kadınlar Konuşuyor programıyla TV'den ekranlarından hepinize merhaba. Kadınlar Konuşuyor programında bu zamana kadar çok değerli konuklar ve çok değerli konularla beraber olduk. Bugün de çok önemli bir konuğum var. Kendi öyküsünü yazmış, kendi mücadelesini vermiş ve kadının gücünü ortaya koymuş emekçi bir kız kardeşimle beraberiz. Sevgili Şefika Horoz, Aydın'ın tek kadın pide ustası bugün bizlerle beraber. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyim, ben de teşekkür ediyorum. Çok da heyecanlıyım çünkü birçok konuk ağırladım, birçok konuya değindik burada ve bu zamana kadar değindiğimiz bütün konuların neredeyse bir bileşimi karşımda oturuyor. Kendi mücadelesini vermiş ve erkek egemen bir toplumda Aydın'ın tek kadın pide ustası olarak var olmuş bir kadın görüyorum. Bu yüzden de çok onurlu ve gururluyum öncelikle. Ben Şefika Horoz'u çok iyi tanıyorum. Yapmış olduğunuz röportajlardan da. Ama izleyicilerimiz de kısacık bir tanırsa sizi çok mutlu oluruz. Ben Şefika Horoz. Evliyim. 4 çocuk annesiyim. Bu mesleğe 5 yıl oldu başlayalı. Daha öncesi bir sürü sektörde çalıştım. Yani kendimi bildim bileli. Bir 15 yıllık çalışma hayatım var. Yeri geldi ev temizliklerine gittim. Yeri geldi evde yaprak sardım. Yeri geldi ev işleri yaptım. Bir sürü yerde çalıştım. Giyim firmasında çalıştım. İşte pastanede çalıştım. Ama 5 yıldan beri pidecilik sektöründeyim. 5 yıl sonra da sırtımı Allah'a dayayarak kendi mekanımı açtım. Hayırlı olsun çok öncelikle. Çok sağ olun, teşekkürler. Bu çok önemli. Biz işte baktığımızda kendi mekanını açmış bir kadınla konuşuyor gibiyiz ama o noktaya gelene kadar, ben hep söylerim, A noktasından B noktasına gelene kadar neler yaşanmış, bunları konuşacağız bu programda ve birçok kadına ilham olacağından eminim hikayenizin. Ama önce sormak istiyorum, bir boğa burcu olarak pide yemeyi de çok seviyorum ve bir türlü ziyaret edemedim henüz sizi ama Bozdağ pidesi mi, Yeni Pazar pidesi mi, Karacasu mu, bu Aydın'da hep böyle bir tartışılır. Evet. Ne söyleyeceğiz bununla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bozdağ pidesi meşhur. Rahmetli abim de Kuşadası'nda yazlık yerde Bozdağ pidede çalışmıştı. Hı hı. Bu zamana kadar kendi babaannemin öğrettiği el becerilerimin haricinde sağ olsun rahmetli abimden bu mesleğin ustasıydı kendisi. Her şeyi göz ucuyla kapmıştım ondan. Yerinde de ziyaret etmiştim. Şöyle söyleyeyim, Yeni Pazar pidesi olsun, Bozdağ pidesi olsun, bence el lezzeti diyorum el ben. Lezzeti. Aynen, el lezzeti diyorum. Eli lezzetli olan herkes bunu yapabilir, başarabilir. Ayrımcılık yok bence. Ayrımcılık evet. Yok. Ben de bir Bozdağlıyım bu arada. Hep böyle işte eskiden pide dendiğinde Bozdağ deniyordu ama artık Aydın'ın hangi ilçesine ve merkezde de nereye gidersek gidelim hemen hemen aynı lezzeti yakalayabiliyoruz. Ama Bozdağ'ın peynirli yumurtalısı da değil mi? Meşhur. Es geçilmeyecek kadar aynen lezzetli öyle, diyoruz. Evet, evet Şefika Hanım, şimdi bizi buraya getirirken, bu öyküyü getirirken en çok bahsettiğiniz özel sohbetlerimizde programdan önce de rahmetli abiniz değil mi? Evet. Ondan öğrendiniz galiba bu işi daha çok. Şimdi şöyle Nur söyleyeyim. İçinde yatsın, bu Nurlar arada. İçinde yatsın. Şöyle söyleyeyim. Mesleği abimden öğrenmedim işin açıkçası. Hı hı. 5 yıl önce akrabalarım, halamın oğlu bir işletme açtılar pide üzerine. Hı hı. Benim de el becerim yüksek olduğu için bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Sağ olsunlar onlar sayesinde başladım. Ama zaten kadınlar bilirsiniz ki mutfakta hamur işlerinde her zaman için hünerli. Elimde yatkın olduğu için bir ay içerisinde normalde bulaşık yıkayarak işte salata yaparak başlamıştım ama bir ay içerisinde tezgaha geçtim. Sağ olsun meslek eğitimdeki hocalar yemeğe gelip gidiyorlardı. Beni tezgahta hamur açarken görürken falan işte Şefika Hanım sizin kalfalık ustalık belgenizi alalım falan dediler. İlk başta o zamanlar çok ciddi bakmamıştım. Hani 39 yaşından sonra bunu yapabilir miyim? Hani başarabilir miyim düşüncesi vardı kafamda. Ama çok sağ olsunlar el birliğiyle, destekle bir yıl boyunca kendi dünyaya getirdiğim evlatlarım gibi gördüğüm çocuklarla beraber okul okuyarak bütün belgelerimi tamamladım. Sonrasında farklı farklı yerlerde çalıştım ama hep niyetimiz şöyleydi. Bu mesleğe başladığım zaman abim pideci ustası. Çünkü biz iki kardeşiz.
Yani aynı anneden olma iki kardeşiz. Hep kafamızda niyetimiz de vardı. Bir dükkan açalım, beraber işletelim. Hani bu zamana kadar hani en azından biz de bir şeylerin sahibi olalım düşüncesindeydik. Ama talihsiz bir olay yaşadım 7 ay öncesi. Açıkçası canımdan can gitti diyebilirim. Hani üzücü bir kaza. Evet, üzücü bir kaza yaşadık. Atamdı, babamdı, annemdi, her şeyimdi. Abimi kaybettim. Ama ona bir sözüm vardı. O sözümü yerine getirdiğini düşünüyorum. Beraber açamasak da o dükkanı tüm dünyaya Jilet Mustafa'yı duyurmaya and içmiştim. Onu da başardığımı düşünüyorum. Bundan sonrası önemli olan tek şey bu başarıyı daha üst kademeye taşımak, daha çok çevre edinmek, daha çok yani Rabbim nasip eder hiç belli olmaz. Farklı farklı illerde. Şu an kendi adım açmış olabilirim dükkanı ama abimin adına da bir dükkan nasip ederse Rabbim duyurmak istiyorum. Onun da yattığı yerde ruhu şad olsun, içi rahat olsun en azından. Böyle. Ya bu çok kıymetli çünkü abi kardeş ilişkisi bir kadın için çok farklıdır. Benim de iki abim var. Ben de çok şanslı bir kadınım. Bu noktada çok şanslı görüyorum. Onlar böyle arkamızdaki dağ gibi duruyorlar ve hani attığımız her adımda da her anlamda destekçiler ellerinden gelebildiğince. Evet. Tabii ki bunu yapamayan, bu bağı yakalayamayan bir sürü insan var ama buna sahip olduğumuz için şükürler olsun, şükürler nur olsun. İçinde uyusun. Umarım hayalinizi gerçekleştirir ve bir sürü kadına da iş istihdamı sağlayacak. Bir öykü başlatmış olursunuz. Her şey ticaret gözüyle bakıyoruz biz. Ama tabii değil. Ki de para kazanmak bizim hayatımızdaki en önemli noktalardan biri ama her şey ticaret değil. İşte bizi bu noktaya getiren bütün değerler ve maneviyat aslında orayı güçlü kılan en önemli şeylerden bir tanesi. Peki şimdi 4 çocuğum var dediniz maşallah ve aynı yaştayız. O yüzden diyorum ki biraz erken anne olmuşuz değil mi? Aynen. İşte öykümüzün bu noktası başladığı yer sizi getirdiği nokta aslında bütün izleyicilerimize ilham verecek olan yer. Şimdi şöyle söyleyeyim Peri Hanım. 14 yaşında bir evlilik yaptım. 14 yıl sürdü. 14 yıl sonrası... Erken yaşta annenizi? 6 yaşında kaybettim 6 yaşında. Annemi. Nur için yaz. Rahmetli babaannem büyüttü beni. Allah razı olsun. Onun sayesinde, yani onun eğitimini alarak belirli bir yaşa geldim. 14 yıl evli kaldım. 14 yıl evlilikten sonra... Olmadı, ayrıldık. Belirli bir müddet çocuklarımdan uzak kaldım. Yani şöyle söyleyeyim işin açıkçası. Madem ki ben buraya çıktım, bir 8-9 sene çocuklarımı göremedim. Belki benden kaynaklı, belki babasından kaynaklı çocuklarımı göremedim. Ama şükürler olsun şu an hepsi de yanımda, hepsini de görebiliyorum. Belirli aşamalardan, belirli imtihanlardan geçtim. Bu yaşıma gelinceye kadar ama sabrederek sırtımı Allah'a yaslayarak hepsini atlattım. Ama atlatırken de işte bu evrede abim vardı yanımda. Sadece abim vardı. Yani iyi günümde, kötü günümde, her şekilde. Çünkü benim abim her şeyi yaşayabilecek bir insandı. Hani başka hiç kimseye ihtiyaç duymadım bu zamana kadar. Yani abi dediğim her anda yanıma yetişti. Onu kaybettikten sonra her şeyin boş olduğunun farkına vardım. Bir yerden başlamak zorundaydım. Verilmiş sözlerim vardı. O sözleri yerine getirmek için azmettim. Peki zorlanıyorsunuz, kolay şeyler yaşamamışsınız. Ben biraz en azından süreci sizin adınıza kolaylaştırmaya çalışayım. 8-9 yıl göremediğiniz zaman da boşanmış mıydınız? Hala resmi evliliğiniz devam ediyor muydu? Yok, boşanmıştık. Boşanmıştı. Kaç yaşındaydınız çocuklarınızdan ilk ayrı alını koyduğunuz zaman bu Şimdi süreç? Şöyle söyleyeyim. en büyük oğlum orta 1'e gidiyordu. Yani 12-13 yaşlarında o zaman. Evet, en büyük oğlum orta 2'ye gidiyordu, kızım orta 1'e gidiyordu. En küçük oğlum 1. sınıfa başlamıştı. Diğeri de ana sınıfına gidiyordu. Yani küçüklerdi benden ayrı kaldıklarında. Elimden geldiğince mücadele verdim. Ama mücadele verirken de çok yalnızdım Peri Hanım. Evet.
Yani destek görmedim işin açıkçası. İşte o yüzden tam da bugün buradasınız aslında. Aynen öyle. Çünkü sizinle benzer problemleri yaşayan kız kardeşleriniz sizi izliyor. Evet. Ya da o kadınları bunları yaşatan insanlar şu an ekranın başında olabilirler. Evet. Genç yaşta evlendirilmek zorunda bırakılmış, küçük yaşta annesini kaybetmiş ve daha annene bilmeden, çünkü siz annenizi de çok erken kaybettiğiniz için anne çocuk bağını tam yakalayamamışken bunu başka kadınlara yaşatan ve yaşatmaya çalışan insanlara da sesimizi duyurmamız lazım. Ne kötülük yapıyorlar hem çocuklara hem kadınlara, ne yaşatıyorlar? Evet. Bunun sizde bıraktığı his ne? Şöyle söyleyeyim aslında Peri Hanım, insan başına her şey geliyor. Evet. Herkes her şeyi yaşayabilir. Şöyle düşünmek lazım. Yani büyükler olarak veyahut da ne bileyim işte yaşayan insan olarak, mesela benim de başıma gelmeyecek diye bir şey yok. Herkesin başına her şeye gelebiliyor bu hayatta. Yargılamak, o insana hani düşene bir tekme de vurmak yerine insanlık halidir, başına gelmiştir deyip sahip çıkmak çok farklı bir şey. Doğru. Destek olmak çok farklı bir şey. Kimse dört dörtlük değil bu hayatta. Herkesin kendine göre yanlışları var. Kusurları var, doğruları var. Bunu böyle kabul etmek, kabul edip sahiplenmek çok farklı bir şey. İşte bizler, yani daha doğrusu ben, yaşaya yaşaya sabrederek bunu da atlatırız, bu da geçer, şöyle olur, böyle olur diyerek bu raddeye geldik. Ve şimdi karşımda kim durarsa dursun, hani o güç kendimde var. Her şeyi yapabilirim. Evet, her şeyi yapabilirim. Bu da Rabbimin gücüyle. Hani kimseye sırtımı dönerek bu raddeye gelmedim işin açıkçası. Hı hı. Düştüğüm zaman da kendimi ağladım, kalktığım zaman da kendimi seviniyorum. Ama kimse de bu yalnızlığı hak etmiyor. Öyle. Çünkü insanların hayatında bir kırılma noktası var. İşte o kırılma noktasından sonra artık belki de işte kozadan çıkan kelebek misali. O değişim ve dönüşüme maruz kaldığımızda ya da gerçekleştirdiğimizde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Daha güçlü, daha akılcı ve daha cesur hareket edebiliyoruz ama arka tarafta bıraktığımız hayal kırıklıkları da söz konusu. Ama bizler yaratılış şekliyle, belki de bilmiyorum, hep umutlu ve inançlı olmayı öğrenebilen kadınlarız. Dinimizde bile Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Aynen öyle. Rahman erkektir, koruyan, kollayan, sahiplenendir. Rahim kadındır, üreten, çoğaltandır. Dolayısıyla bizler üretmeye, çoğaltmaya, önümüze her ne engel çıkarsa çıksın devam ediyoruz. Türk toplum ahlak yapısında da maalesef bu zamana kadar boşanmış, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışılan kadınlara negatif bakan ve bu durumdan faydalanmaya çalışılan bir kesim hep oldu. Toplumda hala var. Ben bunu artık kadın, erkek, boşanmış, dul, evli, nişanlı diye bile ayırmıyorum. Çünkü insanı insan yapan iki özellik var artık, iyi ve kötü. Bir insanın davranışına baktığımızda niyetine hasıl oluyoruz artık biz. Hani davranışı ortaya koyma şekline. Ama 8-9 yıl bir annenin çocuklarından ayrı bırakılması hem o anneye hem de o çocuklara çok büyük bir zulüm. Peki sonrasında tekrar bir araya geldiğinizde mutlaka ortada yaralar vardı. Siz eminim ki hepsini çok büyük sevgiyle kucakladınız. Bütün o geçmiş zamanı telafi etmeye çalıştınız ama fark ettiğiniz farklılıklar nelerdi? Size ne hissettirdi sonrasındaki bir araya gelişiniz? Şöyle söyleyeyim, ben hiçbir zaman babaları hakkında hiç kötü bir şeye konuşmadım. Evet, belki çocuklarımı benden mahrum bıraktı ama gene de Allah razı olsun. Çok güzel, çok temiz, 4 tane evladım var. Yani ben yanlarında olmadığım halde o kadar güzel kendilerini yetiştirmişler ki ben onlarla gurur duyuyorum. İyi ki onların anneleriyim, iyi ki de onlar benim evlatlarım. Evet, arada kırgınlıklar var. Belki hala daha var içlerinde. Ama ben onları aşmak için çok mücadele ettim. Hala daha mücadele veriyorum. Onlar biliyorlar ki ben onları çok seviyorum. Hayatta olduğum sürece de elimden gelen ne olursa olsun, bu bir tek kendi çocuklarım için değil, arkada kalan 3 tane abimin de evladı var. Söz verdim. Yani onlar için, yani 10 parmağımın 10'unu geçmiyoruz aslında Peri Hanım aile olarak. Yani onlar benim canlarım. Elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım sağ olduğum sürece. Onun için çabalıyorum. Artık diyorum bu saatten sonra
acılar yaşandı, yaşanıyor hala. Abimin acısı apayrı bir şey. Ama madem ki böyle bir şey oldu, geride kalanlar hayatını rahat yaşasınlar, güzel yaşasınlar, mutlu yaşasınlar. En azından bizi anarlarken, beni anarlarken güzel ansınlar, güzel söylesinler. Tek hedefim, tek amacım bu. Dediğim gibi işletmemi yani elimden geldiğince yapabildiğim kadar, sonuçta bir kadınım. Şöyle söyleyeyim. Sonuçta bir kadınım cümlesi o kadar kuvvetli ki aslında. Bunu çok daha kuvvetli söyleyebiliyor olmamız lazım bir artık. Aynı. Cesaret ederek mekanımı açtım. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Benim hayatımda enlerim var aslında. Beş parmağım var. Hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyenler. Onların yeri çok apayrı benim için. Bu mesleğe başlarken onun ismini söylemek, gerçi sormadım ama söylemek de istiyorum. Halamın kızı var benim, Hafize ablam. O vesile oldu aslında. Hı hı. Yani pideci olmamın sebebiyeti bence o. İlk dükkanı açtıklarında bana telefon açtı. Dedi ki, Şefika sana ihtiyacım var. Sonra hemen dedi, yarın başlayabilir misin? Mekan açtığım zaman da ona telefon açtım. Abla dedim, gördün mü dedim, yani senin sayende bak nerelere geldim, nasıl oldu? Vesile işte. Evet, vesile oldu. Aynen. Allah razı olsun. Onun haricinde şöyle bir şey söyleyeyim. Maddi manevi sıkıntı yaşadığım dönemlerde beş parmağım dedim ya, o beş parmağım her zaman arkamda. Yani bir telefon açtığımda bile ne olursa olsun hiçbir zaman desteğini esirgemeyecek çok sevdiğim canlarım var aslında. İsim vermiyorum ama onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlardı, evet, zaten. Onlar kendilerini biliyorlar. Aynen. Çok sağ olsunlar. İşte bazı insanlar bizim hayatımızda kıvılcım gibiler. Bu kıvılcımı nasıl çıkardıkları çok önemli. İşte böyle bizim parlamamızı sağlayan ve küllerimizden yeniden doğmamızı sağlayan insanlara hayatımızın her döneminde zaten teşekkür bir borç olarak değil, minnet olarak kalacak ya, diye düşünüyorum ben. Vefası çok yüksek bir insanım aslında. Hayatta kimseye borçlu kalmayı sevmiyorum. Yapım gereği. Babaannem böyle eğitmiş. Bu hem, insanın içinde olan bir şey Şefik Hanım, biliyor musunuz? Hem sözünüzü maddi kestim hem manevi. Evet. Bu kimsenin eğitmesiyle alınacak bir şey değil. Hep söylerim ya, insan merhametli ve vicdanlı olunca vefalı insanlarla karşılaştırsın. Çünkü insanın vefasızı kadar çirkini yok. Öyle maalesef, söyleyeyim size. Evet. İnsan biriktirmişsiniz o zaman. Değil evet mi? Çok sağ olsunlar. Umarım ki biriktirmişim. Hani yanımdalardı. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim unutmadan aklımdayken. Bu programı şöyle söyleyeyim. Mekanı, dükkanı açtıktan sonra amca kızım sosyal medyada paylaşım yapıyor. İşte Şefik Usta'nın yeri açıldı diye. Oradan hemen Denge Gazetesi'nden cevap geliyor. Sevgili Selim'e. Evet. Çok sağ olsunlar. Yani Selim Hanım, yani o kadar güzel beni duyurdu ki, şöyle bir şey daha söyleyeyim, bunun için sakıncası var mı bilmiyorum ama ben televizyona çıkmak için para ödemişim, ücret ödemişim, böyle bunun dedikoduları falan da çıktı. Böyle... Şöyle, şimdi bazı programlar vardır, tabii ki de bu televizyon dünyası ve gazete dünyasının, TV'den için konuşmuyorum sadece, ayakta durabilmesi için gerekli olan şeyler. Ama bazı öyküler vardır. İşte o noktada işin içine maddiyatı katamazsınız. Çünkü kurumları ayakta tutan şey sac ayakları insanlardır. Doğru insanlarla birlikte parladığınızda ve yükseldiğinizde zaten bu anlam kazanıyor. Öyle yapmış bile olsanız hiç kimseyi ilgilendirmez ki, kaldı ki öyle bir durum yok. Evet. Program konseptimiz belli bu noktada. Aynen öyle. Aynen çok büyük öyle. Destek çıktılar bana, sağ olsunlar. Çok güzel beni hani duyurdular. Şuradan Selim'e de çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Size de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani teşekkür edecek çok fazla şeyimiz olsun birbirimize. Evet. Çünkü kadın kadının düşmanı olmamalı. Kadın kadını ayakta tutabilen en yegane şey. Selim Hanım da bizler de burada işte Emin Aydın çatısı altında birçok kız kardeşimizi destekleme imkanı buluyoruz. TV'den ailesi olarak. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Buyurun. Ben. Şimdi öykümüz belli. Kendi ayakta düşmüştük. Kendi mücadelesini vermiştik. Birçok zorluğu atlattıktan sonra bir noktaya gelmiştik. Burada
tek kadın usta pideci olduğumuzda hangi, yani bu tepkiler nasıl oluyor mesela? Hani işte müşteri geliyor ya da işte şimdi haberlere çıktınız. Ben mesela buraya gelmeden önce bir yere uğradım. İşte bugünkü bu haftaki programın kim dediklerinde isminizi söyledim de, aa evet gördük reklamını, yerinde biliyoruz falan diyorlar. Bunlar hoş tepkiler. Var mı böyle güzel bir anınızı anlatmak zaten istedim? Şöyle söyleyeyim. Daha önceki çalıştığım yerlerde tezgahta beni gördükleri zaman zaten şaşırıyorlardı. Ya işte kadından pideci mi olur falan filan. Takdir eden de oluyordu. Alır mı iş? Yani. Ya yemeği çok seviyoruz ama şimdi evet. Background'unu bilmiyoruz değil mi? O ocağın başı. Şöyle söyleyeyim. Eve gittiğim zaman akşam omuzlarımın sızladığını biliyordum. Yani işte sabaha kadar kolumu yataktan dışarı fırlatıp işte eşime kolum ağrıyor, kolum ağrıyor. Çünkü erkek işi. Ama severek yaptığınız zaman ocağın karşısında olmak, hele yaz günü sıcakta yanmak insana çok güzel geliyor. Çünkü bir şeyleri başarmayı seviyorum. Bir de yaptığın şeyin beğenilmesi, kişiler tarafından takdir görmek çok güzel bir şey. Yapılmayacak bir şey yok bence. Siz yapabiliyorsanız pidecilik artık erkek işi değil. Yok. Zaten bu gidişle. Hep öyle gelmiş ama aynen, değil mi? Bu gidişle erkeklerin elinden alınacak bir meslek diye düşünüyorum. Çünkü bu noktada birlikte çalışabilmek, ben şundan hep gurur duyuyorum. Bu zamana kadar hep işte erkeklerin yaptığı ve kadınların sonradan dahil olduğu sektörlerde kadının da kendi başarısını ortaya koyması beni çok gururlandırıyor. Hiç fark etmiyor ne oldu. İşte kaynakçı da olabilir, marangoz tabii da olabilir, otobüs şoförü de olabilir. Bir pide ustası da olabilir bu noktada. Müşterileriniz de gayet memnun herhalde. Background'lar öyle geliyor bize. Evet, değil çok mi? Sağ olsunlar, memnunlar. Hiçbir problem yok. Lezzeti de beğeniyorlar. Zaten nereye geleceğiz şimdi pide yemek için? Onu da söylemiş olalım buradan. Nereye geliyorsunuz? Şefika Usta'nın yerine geliyorsunuz. Nerede tam olarak adresi verebiliriz? Kurtuluş Mahallesi, Süleyman Sabah Caddesi 14B. Bu eski otogarın arkası. Arkasında. 4. noterin biraz ilerisinde. Tamam. Tüm Instagram hesabımız var mı? Evet. O zaman Şefika Usta'nın yeri. Instagram hesaplarımızdan da hemen ekliyoruz. Ve bu lezzeti oraya gidemesek bile evimizde tadabiliyor muyuz? Evet. Paket siparişimizde var. Daha ne olsun? Şefika Usta, evet, değil mi Aydın? Aynen. Toplu cemiyet siparişleri de yapıyoruz. Sünnet cemiyeti, işte cenaze cemiyeti, toplu siparişlerimiz de var. Özellikle kadınlarımıza da söylüyorum. Aydın'da çok kadın işletmecimiz de var. Kadının gücü gerçekten Aydın'da çok etkin. Sadece kadınlar değil tabii ki, erkekler de olmak üzere ama birbirimize destek olalım. Aramızda bir tane çünkü pide ustamız var. Hep birlikte onun lezzetinden tadalım istiyoruz. Söylemek istediğiniz, değinmek istediğiniz, buraya gelene kadar içimde kaldı. Ya bu zamana kadar hiç anlatamadım ama artık ben bunu dile getirmek istiyorum dediğiniz bir şey var mı pide dışında? Dışında. Kadın kadına konuşmak istediğimiz bir şey. O zaman tek bir cümle söyleyeyim ben. Madem konuyu kapatacaksak yine abimin sözüyle olsun. Rahmetli şunu söylerdi. Senaryo yeni başlıyor. Evet, yeniden başlıyorsunuz. Evet, senaryo yeni başlıyor. Şefika Usta'nın yeri gümbür gümbür geliyor. Hadi bakalım inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu sadece işte biz pide ustası deyip geçiyoruz ama burada çok ciddi bir öykü var. Evet. İkinci evliliğinizi de gerçekleştirdiniz. Evet. Bazı soruları sormakta o yüzden imtina ediyorum. Evet. Ama burada zaten izleyicilerimiz alması gerekeni almıştır diye düşünüyorum. 6 yaşında annesiz kalıp 14 yaşında evlendirilip 4 çocuğuyla birlikte hayat mücadelesine başlamış ve bunu da son derece onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle gerçekleştirmiş güçlü bir kadın var benim karşımda. Sizin öykünüzün de diğer kadınlara ilham olması dileğiyle. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Peri Hanım. Kadınlar Konuşuyor programı her cuma saat 15'te TV'den ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Eğer benim de öyküm var, ben de bu öykümü anlatmak ve ilham olmak istiyorum diyorsanız bizlere Instagram üzerinden ve iletişim numaralarından ulaşmanız yeterli. İyi hafta sonları diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.